Herkese merhabalar. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizleri Türkiye ve dünya kentlerinde hızlı bir tura çıkaracağım. Bunu yaparken de her zamanki mihmandarlarımız Fredrik Stiftung Derneği ve Mekanda Adalet Derneği de bizlere eşlik edecekler. Katkılarını esirgemiyorlar. Fredrik Stiftung Derneği'nin desteği sayesinde e, bu sizlerin izlediği içerik 2 hafta sonra İngilizce, Türkçe ve Arapça altyazıyla e, buluşuyor. Dolayısıyla içerikle programla ilgilenebileceğini düşündüğünüz dostlarınız varsa bu bilgiyi de onlarla paylaşırsanız sevinirim. Bu hafta 14 Kasım'da yayına giriyoruz. E, dolayısıyla geçen haftanın önemli gündem maddelerinden biri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'ın e, idrak edilmesiydi. Bütün kamu kuruluşları hatta özel özel şirketler ulu önderimizin anısını canlı tutmak için bir takım paylaşımlarda bulundular. Tabii ki sosyal medya belediyeciliği de bundan geri kalmadı. Geçen hafta Atatürk Yaşasaydı eştekiyle bir, bir dolu belediye bir takım dileklerde bulundu veya bir takım saptamalar yaptı. Bunları Sosyal Belediyecilik Ağı'nın hesabı hepsini bir araya getirmiş. Linkini aşağıda bulacaksınız. Esenyurt Belediyesi, Atatürk yaşasaydı modern kent Kent mimarisine önem verir, doğa ile ve tüm canlılarla barışık, sağlıklı ve güvenli bir şehirciliğin gelişmesine özen gösterirdi. Borçka Belediyesi, bölgemizin doğal güzellikleri korunarak tüm dünyaya tanıtılacak bir turizm programı uygulanırdı. Mezitli Belediyesi birçok kez geldiği Mersin'in bu şekilde kaderine terk edilmesine izin vermez. Turizm cenneti bir kenti, nükleer santral, balık çiftliği gibi çevre rantçılarının eline bırakmazdı diyorlar. Hatta Datça Belediyesi kıyılarımız hala halkın ücretsiz kullanımına açık olurdu diyor. Şimdi burada benim ilgimi çeken bir ruh hali var. Birincisi, bütün bu söylenilen temenniler aslında bizim belediyelerden, sosyal demokrat belediyelerden beklediğimiz, yani bunlar bir vazife. Dolayısıyla bu vazifeyi yeteri kadar yerine getirememiş olmanın sorumluluğunu Atatürk'ün henüz hala aramızda olmamasına bağlamayı ben pek anlayamadım açık konuşmak gerekirse. Yani evet bu sorunlar var, ama bu sorunlarda a Kendilerinin doğrudan sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda yeteri kadar direnç gösteremedikleri için veya bu konuda hem bir takım imtiyazlar, izinler verdikleri için yani sahillere şezlong koyup koyulmaması bu kimin mülkiyetinde olursa olsun biliyoruz ki bir etkisi var. E, bunu yapamamış ya da bun, bundaki sorumlulukları Atatürk'ün aramızda olmayışıyla açıklamak bence pek de makul değil. İkincisi bütün hani Atatürk olabilir, başka bir lider olabilir. Bütün sorunları böyle bir kişinin çözebileceğine inanç aslında bizim bütün bu başkanlık sistemi tartışmalarına da gönderme yapıyor. O zaman sorun şu mu? Yani başkanlık sistemi değil sorun ama başkanın kim olduğuysa sorun. Burada ilkesel bir eee üslup hatası var gibi geliyor, mantık hatası var gibi geliyor. Dolayısıyla İyi niyetle bir takım sorunları gündeme getirmek için bunların yapıldığını inanmak istiyorum ama öte yandan da e, bu sorumlulukların e, bir şekilde havale edilmesini başka bir e, kadere havale edilmesine yetmez gibi geliyor. Dolayısıyla Atatürk artık yaşamıyor yaşasaydı da şu anda sanırım bu sorunları çözebilecek sıhhatte ve e, e, bir, bir bir sağlıkta olmayacaktı. Hal buyken demek ki birilerinin, bir kişinin veya bir bizden bağımsız bir gelişmenin bir takım sorunları çözmesini beklemek yerine bunlar için elimizden geleni yapmak durumundayız. Evet belediyelerin yetki ve kaynakları buna yeterli olmayabilir ama belediyeler hiç unutmamalı ki aynı zamanda hemşeri hukuku bağlamında kamuoyu yaratabilen bir kentin sakinlerini belli bir sorun veya belli bir proje etrafında bir araya getirme gücüne sahip. Bundan bundan vazgeçmemeleri gerektiğini de söylemiş olalım. Buradan şimdi aylak aylak gezmeyin bir şeyler yapın diyeceğim ama bunu aslında aylak aylak gezin de diyebiliriz çünkü BBC'de 5 Kasım 2020'de Will Buckingham imzasıyla bir bir röportaj yayınlandı. Bu kentin ruhu serisinin biraz turizm içerikli bir seri olmakla birlikte bir bir yazısı ikinci büyük şehir olan Plovdiv üzerine bir yazı ve öğreniyoruz ki Claudet kendini aylak şehri olarak tanımlıyormuş. Bir kez yani yazının devamında da aylağın Türkçe olan kökenine bir gönderme var. Orada bir yanlış bir inanç varmış sanırım. Çünkü aylağı aydan aya iş yapan geri kalan zamanda da boş boş geze, geze, gezen birisi olarak yorumlamışlar. Oysa aylak kelime itibarıyla yani 1300 yıllara kadar giden bir kökende aylanmaktan, aylandan, dolanmaktan, kuşlar için kullanılan bir ifade geliyor. Yani aslında aylaklık bizim o e, o Walter Benjamin'in filan tekabül eden bir bir olgu. E, o yüzden de böyle bir üşen geçtik bir tembellik anlamına gelmiyor. Aylak kent de böyle hiçbir şey yapmayan, yan gelip yatan bir kentten ziyade aslında e, yazının devamında da var. Aslında insanların sakin sakin birbirleriyle iletişim kurabildiği, kendine, kentine ve komşularına zaman ayırabildiği bir kenti tarif ediyor. Biz çok böyle tartışmıştık. Sakin şehir, yavaş şehir ama aylak şehir çok da güzel bir ifadeymiş. dolayısıyla o hemen komşumuzda hem de Türkçe kendini ifade eden aylak şehir varken bunun bizim için de bir bir ilham olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yine yazıda Filip Guyrov'un bir bir e, araştırmasına, bir yayınına referans verilmiş. E, bu aylaklık bir e, tembellik, bir e, hiçbir şey yapmamazlık değil. Tam tersine bir yaşam felsefesi, bir iktisadi kalkınma ideolojisine alternatif bir yaklaşım olarak yorumlanmış. Dolayısıyla e, bizim de huzurlu kentler için e, referans alabileceğimiz, üzerine düşünebileceğimiz bir olgu aylaklık sanırım. Aylak kent Dolayısıyla sınırlar açılırsa bir gün biz de gidip Plodit'te aylaklık yapma şansına sahip olmayı umuyorum. Tabii aylaklık türlü türlü. Şimdi aylak adalara götürmek istiyorum sizi. Kopenhag'a e, gidelim ve Kopenhag'ın e, yüzen adalarını daha doğrusu yüzen demeyelim de e, yapay adalarından e, bahsetmek istiyorum. Kopenhag adaların üzerine kurulu bir şehirmiş hatta. Kendi dillerinde ada kelimesi bir sıfır o içinden çizgi geçen bir sıfırla ifade ediliyormuş. Çok basit ve bu adalar üzerinde kurulmuş yaşam. Şimdi belediyenin bir projesiyle Avustralyalı mimar Marshall Blatcher ve Danimarkalı tasarımcı Magus Markberg'in Mark <laughs> tasarımıyla bir e, yeni tip bir kamusal alan inşa edilmiş. Bunlar adalar. Şimdi ilkini görüyorsunuz. E, bir üzerinde bir ağaç olan bir ada var. Ama bunların çoğalması, farklı işlevlere e, dönüştürülmesi düşünülüyor. Bu serbest dolaşan ada olması önemli çünkü bir kamusal alan adacığı bu. Gerçekten yani kelimenin tam anlamıyla bir adacık. Ve önemli olan o adacığın ihtiyaçlara, faaliyetlere, bir takım daha başka projelere yönelik olarak yerinin değiştirilmesi. Dolayısıyla seyyar mobil bir adadan bahsediyoruz. İşte görselde görüyorsunuz ada, denizin üzerine adacıkların üzerine kafeler kurulmuş. Ve o denizle olan iç içelik kafe olarak da hizmete sunulmuş. Ama beni en çok etkileyen örnek bir öğrenci sitesi yani öğrenci yurdu demeyelim de kiralanan öğrenci stüdyolarından oluşan bir kompleks Urban Rigor diye geçiyor. Ee, ve bu konteynerlerden yapılmış. Yani adanın üzerine konteynerler var. Fotoğraflarını paylaşıyorum sizle. İsterseniz daha ayrıntılı bilgi siteden de girebilirsiniz. Çok hoş videolar da var orada tanıtan, işlevi, işleyişini anlatan. Ve bu e, oradaki Kopenhag'daki öğrencilerin daha ucuz daha daha onlara uygun yaşam alanları e, oluşturmayı amaçlıyor. Fakat sadece bununla da değil yine görselle görüyorsunuz. Konteyner, konteynerin yaşam alanları, kamusal alanları var ama çatıları da yani Kopenhag kadar kuzey bir ülkede bakıyorsunuz yeşil çatı kullanılmış. Bakıyorsunuz enerji panelleri var. Dolayısıyla e, bunun e, bir öğrenci yurdu çözülüyor. Yine o e, çoklu işlev ve başka bir örnek Öğrenci yurdu, Adanın üzerinde müthiş bir manzara. Benim için gördüğüm en güzel öğrenci yurdu, Taşucundaki, Mersin Taşucundaki öğrenci yurduydu. Şimdi fikrimi değiştirdim. Bu gerçekten çok daha güzel, daha yaşanabilir ve çatıda işte yeşil bir bahçe yapılmış. Bir yerde güneş enerjileri yapılmış ve ısıyı da denizden alıyormuş. Yani o su sıcaklığını da konteynerlerin ısıtmasını da denizden alıyormuş. Nasıl bir teknik olduğunu anlayamadım. Ama işte Kopenhag kadar kuzeyde bir bir kentte denizle olan ilişkinin ne kadar özgün, ne kadar değerli projelere ev sahipliği yaptığını görüyoruz, izin verdiğini görüyoruz. Öte yandan o zaman dönüp kendimize bakıyoruz. Hani üç tarafı denizlerle kent çevrili bir bir yarım adada ne kadar denizle ilişkimiz var? En azından yaşadığım kent Mersin'den işte hep söyleriz 300 kilometreyi aşkın bir sahil şeridi var. Ama kentlerimizden denize girmek bile e, ya mümkün değil ya da riskli. E, ona o dolayısıyla bizim için deniz ekseriyetle bir manzara e, işlevi görüyor. Ona yönelik hem deniz sporları olsun hem basit olarak bir rekreasyon alanı olarak kullanmayı pek beceremiyoruz. Zaten biraz eski olmakla birlikte bu Kopenhag'ın e, sayfasını incelerken onlar referans vermişler. Şimdi ne alaka diyeceksiniz hani bizi denizde. Oysa CNN'in Temmuz 2019'da Joe Minihan imzalı bir yazısında dünyanın en deniz dostu, en denizde iç içe kentlerinin ilk 12 kent sıralanmış. Bunların birincisi Kopenhag ve liste çok şaşırtıcı. İkinci Zürich, Londra, Hong Kong, Vancouver, Sydney, Lisbon, Paris, New York, Berlin, Stockholm, Rio de Janeiro. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum bu listedeki kentlerin bazılarının denize bile kıyısı yok. Bizim denizin bu kadar içinde bu kadar doğal güzelliklere sahip kentimiz var. Hani bu listeye girdik, girmedik. Burada başka belki etkenler oynamıştır ama yaşadığımız kentlerden bili biliyoruz. İzmir'de, Mersin'de, İstanbul'da Karadeniz kıyılarında hatta Çanakkale'de yanlış bilmiyorsam denize girmek için biraz yol kat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün o dost kentlerin içinde işte şu dostu bu dostu kentin umut ediyorum ki bir de deniz dostu kent görür görürüz E tabi yani şöyle düşününce böyle bir projeyi yapabilmek için öncelik meselesi biz gerçekten de çok daha yaşamsal sorunları çözmekte yetersiz kalıyoruz. Yani en başından yaşam hakkımızın yeteri kadar sağlanamadığı kentlerde yaşamak zorundayız. İşte yine deprem İzmir depremi ve İzmir depreminin hala sonuçları devam ediyor. Ne yazık ki oradaki depremzedelerin çektiği sıkıntılar devam ediyor. Bazı İzmirliler evlerine giremiyorlar. Bazıları evsiz kalma, sokakta kalma korkusuyla evlerinin denetlenmesini istemiyorlar. Çok fazla trajedi var yaşanan. Tam da bu konuda bu gündemi devam ettirmek için İstanbul'a, Mekanda Adalet Derneği'nden Bahar'a bağlanıyoruz ve ondan Birleşmiş Milletler'in yaşanabilir konut kriterleri çerçevesinde bu yaşadığımız sorunu ve genel olarak Türkiye'nin kronik konut güvenliği sorununu ele almasını istiyoruz. Merhabalar. Bu hafta deprem ve konut ilişkisine odaklanmak istedik. Biliyorsun 30 Ekim'de İzmir'i sarsan depremde üzücü tablo gözler önüne serildi. Yani deniz kumundan sağlam olmayan zemine inşa edilmiş binaların çökmesi sebebiyle Büyük kayıplar verildi. E, ortaya çıkan ağır hasar e, gözleri İstanbul'a çevirdi. Çünkü İstanbul'da beklenen deprem e, kentteki mevcut konut stoğunun e, nasıl bir risk taşıdığı endişesini ve e, güvenli konut ihtiyacını gündeme getirdi. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bina risk tespiti için yoğun biçimde çalışmalar yaptığını biliyoruz. E, fakat 99'da İzmit'te yaşanan depremin ardından İstanbul için 20 yılda kentsel dönüşüm yasasının çıkarılmasından başka neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Yani ne kadar geç olsa da şimdi yakıcı deprem gündemi herkesin odanı güvenli konut meselesine kaydırmış gibi görünüyor. Peki güvenli konut nedir? Depreme dayanıklı yeni bir binada bulunmak insan onuruna yakışır şekilde yaşamak için yeterli mi? İnsan hakları evrensel bildirgesinde konut hakkı tanımlı bir insan hakkı olarak geçiyor. Bu hak yaşamaya elverişli konut hakkı olarak belirtiliyor. Yani konut dediğimiz başını sokacağımız bir çatı demek değil. Aslında bu hakla birlikte kapsayıcılığı ve herkesin erişimini vurgulayan yedi kriter ortaya konuyor. Peki bu kriterler neler? Birincisi kullanım hakkının yasal güvenliği. Yani... Zorla tahliyelere, evinizden çıkmaya sizi me mecbur bırakacak çeşitli tehditleri bertaraf etmek adına, haneleri güvenli kılmak. Yani her an evimden çıkabilirim tedirginliğinde yaşamamak. E, kiracı olsanız bile deprem riskine karşı sizi iki ay içinde evden çıkmaya mecbur bırakmayacak e, veya elverişli başka bir kontrolmanızı teşvik edecek politikaların e, hayata geçirilmesi demek. İkincisi. E, kentsel hizmetlerin kullanılabilirliği yani temiz içme suyuna, elektriğe, ısınmaya gibi e, birçok e, kentsel hizmete eşit erişimin sağlanması. Üçüncüsü ödenebilirlik yani e, hane halkı bütçesini sarsmayacak şekilde e, kira mı ödeyeyim yoksa elektriğe mi ulaşıma mı para ayırayım gibi tercihleri yapmak zorunda bırakmayacak şekilde bir maliyeti olmalı bu konutun. Yani kiracılar özellikle makul olmayan kira bedellerinden, kira artışlarından korunmalı diyor. Biliyoruz ki İstanbul'da depremin gündeme oturduğu dönemlerde yeni binalardaki konutların kira artışı ortaya çıkıyor. Bunu 2019 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında da İzmir'de yaşanan deprem sonrasında da gördük. Kira bedelleri neredeyse iki katına ulaştı ve artık yalnızca alt sınıf değil orta sınıf da yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya diyebiliriz. Özellikle kent merkezlerindeki konutlardaki fiyat artışları burada kiracı nüfusu giderek çepere kaydırmaya başladı. Bu hakkın dördüncü kriteri yaşanabilirlik. Yani yeterli şekilde havalandırılabilen, güneş ışığı alan, rutubet sorunu olmayan, balkon gibi açık alanları bulunan yani kısacası fiziksel ve ruhsal sağlığımıza iyi gelen bir konut. Özellikle pandemi döneminde sağlıklı ve güvenli bir konutta yaşamanın önemi ortaya çıkmıştı. E ee, mekanda da derneği olarak biz sosyal medya üzerinden bir anket yaygınlaştırmıştık. Ee, yaşanabilir e, konutun önemini e, sorgulayabileceğimiz. Ee, bunun sonucu bize gösterdi ki Kişiler en çok depreme dayanıklı olmayan binalarda oturdukları için e, ve e, oturdukları evlerin de yeterli yaşam alanı sunmadığı için endişeli. Beşinci kriter erişilebilirlik. Biliyoruz ki kentler dezavantajlı grupları içerecek şekilde tasarlanmıyor. Yani sakatların, yaşlıların, çocukların, kadınların mekanına erişimi atıl kalıyor veya sonradan eklenen çözümlerle kurtarılmaya çalışılıyor. Bu madde bir çocuğun evinden çıkıp güvenli oyun alanına yürüme mesafesinde ulaşması, bir sakat bireyin bağımsız şekilde evine girip çıkabilmesi gibi gerekliliklerin garanti altına alınması gerektiğini söylüyor. Altıncı kriter konum. Yani konutun sağlık hizmetlerine, okullara, istihdam olanaklarına, sosyal tesislere kolayca ve konforlu şekilde erişilebilir konumda olması gerektiğini ifade ediyor. Ee, diğer yandan mesela sağlam olmayan zeminde veya sağlık hakkını tehdit eden kirli bölgelerde inşa edilmemesinin altını çiziyor. Yedinci kriter kültüre erişirlik. Ee, bu ne demek? Konutun bulunduğu çevrenin kültürel kimliğine ve yaşam biçimine uygun şekilde inşa edilmesi gerektiği. Yani aslında inşaatta veya mimarlıkta modern tekniklerin kullanılması... konutun kültürel boyutunu arka plana atmamalı diyor. Bütün bu yedi kriterin her biri birbirini tamamlıyor aslında ve... ...sağlıklı, güvenli bir konutun olmazsa olmazlarını ortaya koyuyor... Yaşanabilir konut kavramının önümüzdeki süreçte konut politikalarının odağına yerleşmesini umut ediyoruz. Ve biz de sivil toplum olarak bu konuda toplum bilgilendirmek ve gerekli adımları atmak konusunda kendimize pay çıkarıyoruz. Çok teşekkür ederim. Yaşanabilir konutlardan tekrar yaşanabilir şehirlere geliyoruz. Tabii ki deprem bu afete rağmen yine kötü günde bir araya gelmenin hala... Ne mutlu ki, çok şükür ki hala dayanışmayı kotorabilecek kadar toplumsal e, birlikteliğimiz var. Onu görüyoruz. E, oradaki yardım kampanyaları belediyenin koordinasyonunda, oradaki acıları ortadan kaldırmasa da bir nebze hafifletmiş gibi görünüyor. Buna şükretmek durumundayız. E, fakat tabi bu dayanışmaların kara gün dayanışmasının ötesine geçmesi gerekiyor. Biz normal günlerde de e, bu tür dayanışmaları gösterebilmemiz e, daha dezavantajlı grupların veya e, e, çevremizde dayanışma örüntülerinin hayata geçirileceği kentlerde yaşamayı arzu ediyoruz. Bu barışıklık, bu dayanışma sadece insanlarla değil doğayla da olmalı. Ve o tüketim e, karbon emisyonu gibi konularda daha farklı davranış biçimleri geliştirmek zorundayız. Bunun örneklerini her bölümde paylaşmak paylaşmaya çalışıyorum. Bu hafta Berlin'e gideceğim o yüzden Berlin Belediyesi, Berlin yönetimi bir ikinci el eşya dükkanı açmış. Hem de kentin merkezinde yani illa da bundan faydalanması gerekenler yeni eşya almaya parası yetmeyenler olarak görmüyor belediye. Tam tersine bunun siyasi bir tavır olduğunu, e, yeniden kullanmanın, onarmanın, iklim krizine yönelik önemli bir e, çare olduğunu, çare demesek bile bu açıdan çok büyük anlam taşıdığını savunarak kul, biz artık sahiplerinin kullanmadığı, sahiplerinin işine yaramayan eşyalar, ...elektronik veya işte mekanik eşyalar alınarak bir elden geçirme, ve onarımdan sonra satışa çıkarılıyor. Bu kentin merkezinde dediğim gibi bir e, büyük bir e, alışveriş merkezinin belli bir alanında... ...ve belediye oranın kirasını almış ama kendisi satışı yapmıyor. Orada e, bir takım kişilere tahsis edilmiş. Onlar bu satışı yapıyorlar. Dolayısıyla belediyenin doğrudan sa eşya sattığı bir e, bir işleyiş söz konusu değil. Ve aynı zamanda da hemen o alışveriş merkezinin... Çatı tasında bu onarım faaliyetlerini, onarımın önemine işte bunu nasıl yapılabileceğine dair eğitimler, bilgilendirme toplantıları yapılıyor ve ayda bir de bir tamir kafesi, tamir atölyesi yani bir takım elinden onarım gelen kişilerin o, o insanların getirdiklerini onardığını veya nasıl onarması gerektiğini anlattığı bütün dünyada yaygınlaşan bir örnek. İstanbul'da da birkaç örneği yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir proje hayata geçmiş. Bu aslında Berlin Belediyesi'nin çok uzun zamandır sürdürdüğü, genel olarak Almanya'nın daha ekolojik bir yaşam için sarf ettiği çabaların bir başka örneği. Berlin özellikle geri dönüşümün daha çok daha etkin olmasını, evlerden atılan atıkların minimize edilmesini ki 2008'den beri 11 kilo azalmış ve aynı zamanda ikinci el eşya kullanımının yaygınlaşmasına çaba sarf ediyor ki tüketim alışkanlıklarımız değişsin, daha az tüketir, yaşam tarzları edinelim. Bu ortaklaşa kitabı Geçen senenin başlarında yayınlandı sevgili Duygu Toprak ve Hülya Ertaş'ın editörlüğünde Türkiye'deki piyasa devlet ikiliğinin ötesinde farklı bir şekilde örgütlenen ve farklı bir kendini yapma biçimleri yaratan girişimlerin izini süren, bunun hem pratik örneklerini, vaka örneklerini inceleyen hem de bunun teorik ve siyasi olarak anlamını tartışan bir yayın. Yayına açık erişimde adresi aşağıda bulacaksınız, ulaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda bu, bu projenin bir parçası olarak da Türkiye'nin genelinde bu tür ortaklaşa girişimlerle kurulmuş veya bunları kolaylaştırmayı amaç edinmiş. işletmeleri, mekanları da harita üzerinden izleyebiliyorsunuz. Mersin'e bir bakın bakalım orada kimi göreceksiniz? Bu tür girişimler zaten belli bir ivmeyi kazanmıştı o tavandan çıkan e, sivil örgütlenmeler. E, fakat bu dönemde Covid'in de etkisiyle biz zorunluluk olduğunu, bir lüks değil, bir hayatta kalma strate stratejisi olduğunu anladık. Burada geçen seçimlerden beri ciddi bir kooperatifleşme eğilimi olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce de konuştuk. Beni birazcık tedirgin eden bir süreç. Çünkü kooperatif aslında kooperatif kurmak kendi başına bir amaç değil. Sadece bir takım yani iyi anlaşan, iyi örgütlenebilmiş bir topluluğun o ortak hedeflerine ulaşması için bir araç. Ama bunlar yer, yerine yerlerini değiştirdiğinde yani siz kooperatifçilik kurma amacıyla yola çıkıp işte bulabildiklerinizle yola çıktığınızda bunun çok fazla sürdürülebilir olacağını ben inanmıyorum. Bunun riskli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha ihtiyatla birazcık daha o kooperatifi oluşturacak ekibin daha e, daha fazla mesai yaparak öncesinde birbirleriyle uyum içinde hareket edebilecek aşinalığa erişmesinden sonra kurulmasından yanayım. Ama bu konuda ben benim gibi düşünmeyenler sayıca fazla herhalde. Çünkü genç işi kooperatif, bu tür kooperatifleşme çabalarına destek veren, onlara mihmandarlık eden genç işi kooperatif bir veri yayınladı. Bu veri Türkiye Odalar Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre dayandırılan bir veri. Ve gördüğünüz gibi 2020 yılının ilk 7 ayında kooperatif sayısının %26 arttığını öğreniyoruz. Dolayısıyla şirket anonim ve limited şirket sayısı sadece yüzde 14 artmışken kooperatif sayısı dörtte bir oranında çoğalmış. Bu da aslında çok ciddi bir kooperatifçilik dalgasının ivmesinin yaşandığını düşündürüyor. Bu da benim ihtiyatımın çok fazla paylaşılmadığı anlamına geliyor herhalde. Umarım e, haksız çıkarım. Bir yandan da bütün bu yeni imkanlar, yeni araçlar üzerinde düşünmeye, bunları geliştirmeye çalışırken eski e, bir takım geleneksel kurumlar da başka anlamlar kazanıyorlar. İşte e, bir sen pazarı kentleri inisiyatifi bir rapor yayınladı ve bu rapor sen pazarlarının Amerika'nın üç kentinde Seattle, Pittsburgh ve Toronto'da yani Kanada ve Amerika, Kuzey Amerika'nın üç kenti diyelim yayınlanmış. oradaki sen pazarlarına yönelik bir rapor onların nasıl işlediğine, nasıl yönetildiğine dikkat çekmeye çalışıyor. Ve rapor sen pazarlarının ne kadar önemli olduğunu, gıda erişimi açısından sağlıklı ve taze gıdaya erişim açısından ne kadar önemli olduğunu teslim ederken buna yönelik olarak idari düzenlemelerin yeteri kadar yapılamadığını ortaya koyuyor. Sadece işte Seattle'da bir sem pazarları kurulu kurulmuş. Pittsburgh bir bir ortaklaşma, bir işbirliğine gitmiş ama henüz o tam kurumsallaşmamış. 100 tane pazarı olan Toronto'da buna dair herhangi bir düzenleme olmadığını görüyoruz. Bizde de birazcık aslında sem pazarları bir pazarcılar odasının genel olarak etkisinde oluyor, yanılmıyorsam çok derinlemesine bilmiyorum ama yakın çevremden bildiği bildiğim kadarıyla onların o odaların pazarcılar odasının derneğinin veya işte belli olan ilişkileri pazarlıkları ile yürütülüyor. Dolayısıyla bunların genel olarak denetimini sağlayan koordinasyonunu sağlayan bir birim olduğunu ben bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlarda bende paylaşsınlar. Ama bunun gerçekten de bu yakın gıdaya civardan e, ihtiyaçlarımızı kartışılama ihtiyacının gün gibi ortaya çıktığı bu dönemde sen pazarlarının da farklı işlevlere bürünebileceğini e, ben de düşünüyorum. Tam bu gıdadan e, yola çıktık. Tarımla devam edelim. E, biliyorsunuz büyük bütçe tartışmaları sürüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, bu bütçe tartışmaları içinde. Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı söz alıp bu 6360 sayılı büyükşehir düzenlemesinin onu genelde büyükşehir yasası olarak ifade ediyoruz. Oysa büyükşehir yasası değişmedi. Büyükşehir yasasında bir takım değişiklikler yapan e, yasadan bahsediyoruz 6360'la. İşte bütün bu e, il sınırlarının büyükşehir sınırı olması, belde belediyelerinin kapatılması, bu 30 büyükşehirde ilozi idarelerinin kapatılmasından bahsediyoruz ve e, bunun e, tarım üzerine çok büyük darbe vurduğunu e, ve çiftçileri çok zor durumda bıraktığına dair bir yorumda bulunmuş e, muhalefet milletvekili Hasan Subaşı çünkü buraların aslında tarladan arsaya dönüştüğü yani teknik olarak baktığınızda kentsel alanda tarım hayvancılık yapılamaz ama bütün il tarım alanı olduğu için kentsel yönetim organı olan belediye şu anda tarımsal politikalar geliştirmek zorunda kaldı. Fakat bu çok da iyi yapılamadı haliyle ve her şeyi geçtik. Bu alanlar imar rantının da göz diktiği, imar rantının da konuşlandığı alanlara döndü. İlginç olan bu eleştiriye karşı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de e, hak vererek evet büyükşehir yasası maalesef tarıma hakikaten zarar verdi diyor. İktidarın bakanı bunu itiraf ediyor. Çok ilginç. Yani bu yasa taslak olarak tartışılırken çok uğraşmıştık. Bunun tehlikelerine çok dikkat çekmeye çalışmıştık. Bunun hem kırsal alanda hem de işte hatta kentsel alanlarda büyük bir e, zaaf yaratacağını. Çünkü belediyelerin kaynak olarak insan ekip ve ekipman olarak bu kadar büyük coğrafyaları hizmet götürmesini beklemenin çok gerçekçi olmayacağını ve bu tür işte tarım alanlarında özellikle kırsal alanda çok büyük sıkıntılar çekeceğini nefesimiz yettiğince söylemeye çalışmıştık. Bunca yıl sonra bunun bakan nezdinde e, hak verilmiş olmasına sevinelim mi, üzünelim mi bilemiyorum. Ama tabii bir yandan da işte bu Büyükşehir Belediyesi yasasında bir takım değişikliklere gidilecek gibi bir tür. Ee, bir yoruma bağlıyor çünkü işte bir yasa çalışmasının genel başkan yardımcısı Mehmet Oğsalçı iki tarafından yürütüldüğünü ve tarım bakanlığı olarak onların da bu yasa taslağına yasa yasa çalışmasına destek verdiklerini söylüyor. Tabii ki daha önce de konuştuk bu yasa taslağının ana hedefi muhtemelen büyük büyükşehirlerle ilçe e, belediyeleri arasındaki yetki ve iktidar dengesini değiştirecek olması. Ama herhalde her zaman olduğu gibi bu yasanın içine hayırlı bir bir unsur da koyarak onun meşruiyetini güçlendirmeye hizmet etmesinden korkuyorum şahsen. Bir taraftan da işte bu ilçe belediyeleri kırsal alanın yönetmenin zorunluğu ama hiçbir şeyin imkansız olmadığı bir coğrafya. Bu sefer Rize'ye gitmek istiyorum. Fındıklı'ya. Fındıklı'da Meci belediyeciliğinin örneğini görüyoruz. Meci belediyesi o yörenin ağzında imece demekmiş ve aslında yardımlaşmak, paylaşmak, sorunların üstünden birlikte gelmek anlamına geldiğini öğreniyoruz. Umut Kocagöz'ün Eylül 2019'da piramidi ters çevirmek adlı yazısından ve başkan seçilmesinden hemen sonra bu Mecik belediyeci anlayışını izleyeceğini ve halkı Entepe'ye sonra meclisleri, belediye meclisini ve bu piramidin tersine dönmüş piramidin en altında kendisinin olacağını ifade etmişti. Çok ayrıntılı bir yazı. Linki yine aşağıda bakabilirsiniz. Ama benim gündeme getirmemin sebebi aslında Fındıklı Belediyesi Geçen hafta paylaştığı bir tweet O tweette Fındıklı'da Bütçe görüşmelerine Bütçe çalışmalarına yönelik olarak Mahalle toplantılarının başladığını takvimi ilan edilmiş Ve bütçenin Katılımcı bir şekilde yapılacağının Müjdesini vermiş. Türkiye'de çok nadir işte Ankara'da böyle bir hazırlık olduğunu Sizlerle paylaşmıştım Geçmişte Çanakkale'de yapılmıştı Bir katılımcı bütçe çalışması Şimdi Fındıklı'da da yapılıyor Tabii, Tam anlayamadım aslında şu anda Belediye Bütçelerinin meclis görüşmeleri devam ediyor, yan yanlış hatırlamıyorsam kasımda. Hani eğer eğer bir takvimde bir yanlışlık yapmıyorsan, o zaman bir yandan mecliste görüşülürken bir yandan mahalle toplantıları yapılıyorsa, orada o iletişim koordinasyonu nasıl sağlanacak merak ediyorum ben. Oysa bunun ideali meclis toplantıları yani o bürokratik süreç başlamadan. E, halka danışılması onların önceliklerini öğrenmesiydi. Ama yine de e, bu yıl böyle yapılır. Gelecek yıl e, öyle yapılır diyelim. Ve yine böyle katılımcı pratiklerden devam edelim. Bu kaçıncı oluyor bilmiyorum ama yine o İstanbul'dan meydanları ile ilgili yine e, 1 artı 1'de e, 10 Kasım'da yayınlanmış Elvan Kıvılcım imzasıyla yayınlanmış bir haberin bilgisini vermek istiyorum. Biz de burada çok uzun uzun konuştuk bunu. Mekanda Adalet Derneği kendi köşesinde ele aldı. Hatta makalesini yayınladılar. Biliyorsunuz bilgisini vermiştik. Yaşar'la Sinan'ın ortak makalesi yayınlandı. Fakat bu yazı yine İstanbul'da ve Türkiye'nin en önemli kent uzmanlarına mikrofon uzatmış. Ve D. Şıkkı nerede diye bir başlık atmış. Çok çok güzel bir başlık çünkü bize işte 3 proje arasından bu mu bu mu bu mu demenin yani böyle bu işi bir referanduma plebiste indirmenin aslında çok da demokratik olmayabileceğini hele hele Taksim Meydanı gibi tarihsel siyasal önemi bu kadar yoğun bir alanın işte, işte Orada detaylarını da görüyorsunuz, şartlanmasından çağrısına, oradaki sürecin yönetilmesine kadar çok fazla sorunun e, e, altı çizilmiş. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fransız sanatçı Saipen'in duvarların ötesinde çalışmasını paylaştı. Bu çalışma biraz grafiti, birazcık doğal tasarım, bitki tasarımına tekabül ediyor. Ve devasa ölçeklerde işte e, görselde gördüğünüz gibi el ele tutuşmuş bir El çizimi bu. Çizim dediğimiz oradaki zemindeki çimenlerin, yeşilliklerin boyanmasıyla oluşturuluyor ve devasa boyutlarda işte İstanbul Boğazı'nın ortasında Unkapı, Köp Unkapı Galata Köprüsü'nün civarında Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nün meşhur çimlerinde yayınlanmış. Ve sadece yukarıdan bakanların görebileceği ama güzel bir görüntü. En azından meramı, temennisi çok hoş. İstanbul'un da buna ev sahipliği yapmaya çok yakıştığını söyleyebiliriz. Yani kıtaları buluşturan bir kentte bu tür ellerin buluşması ve kısmet olursa hepimizin birbiriyle buluşması umarım bir gün mümkün olur. Bu haftalık bu kadar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Önerileriniz, eleştirileriniz ve yorumlarınız için ULSB'ye Twitter adresi biliyorsunuz. Emrinize amade. Kent Altıtırasa tanesi üzerinden Instagram kullanarak bana ulaşabilirsiniz ya da ulaş adresinden mail atabilirsiniz. Bu yayında en başında da söylediğim gibi Fredrik Eber Stuttung Derneği'nin desteği, Mekanda Adalet Derneği'nin katkısı çok kıymetli. Yine onlara teş teşekkür ediyoruz. Bütün bu e, gördüğünüz e, kurguyu yapan Nesime Kara emeklerini bir kez daha analım. Sizler de bu programa veya Kültürhane'nin diğer etkinliklerine destek olmak isterseniz aşağıdaki YouTube Topluluğuna katılabilir veya yukarıdan patronumuz olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.